Efendim bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp İçer bizlerle birlikte. Bugün de günü, gündemi, dünyayı, Türkiye'yi, kripto paraları ve tüm finans piyasalarını kendisiyle konuşacağız. Ne saydırdım be? Vallahi beklentiyi çok yükselttin abi. Takvim olarak aslında sakin bir takvim vardı bu hafta. Bir conference board'un tüketici güveni açıklandı galiba Amerika'nın. O da biraz beklentileri kaçıldı. Kaçırdı. Perakende satışlarda bir tık şey artış var. Büyük bir hareket yok. Bekle gör var. Piyasada onu görüyorum. 3-4 Mayıs'ta Fed'in ardından ne olacağını fiyatlayacak. Ama tabii bugün itibariyle de Mart, Nisan 4 ayı geride bıraktık. Yılbaşından bu yana ne yapmış finansal varlıklar diye dönüp baktığımda sadece ben değil Market Watch, Wall Street Journal falan da hepsi yazıyor. Nasdaq tarafında bir kan gövdeyi götürme söz konusu var. Neden ben böyle anlatıyorum? Arabayı böyle kullananlar evet, vardır. Evet, aynen. Abi şöyle, birincisi faizler tarafında çok ilginç şeyler var. Komedi yani. Yılbaşına bakıyorum, yılbaşında 1.5'te olan 10 yıllık şu an 3'te. %3 seviyesinde. %100 artış var. Amerika kıtasının hepsi yani. Hem Kanada, yani Kuzey Amerika, hem Meksika artı Brezilya hepsinde şey artış var. Avrupa ilginç. EMEA artı kıta Avrupası artı İngiltere. 1 civarındaymış mesela. Yılbaşında İngiltere. 2'ye çıkmış şu an. Almanya -0.2'ymiş. -0. Şu an 1'e çıkmış. Dolayısıyla genel olarak bir sıkılaşma aşikar. IMF de yani IMF de bir şey yayınladı biliyorsun. Finansal istikrar raporunda konuşuruz. Merkez bankalarının enflasyon mu yoksa pandemi sonrasındaki toparlanma recovery'nin devamına mı bet etsek? Yani orada ayağımızı gazdan çeksek mi çekmesek mi hikayesi var. Bu arada tabii 1.05'e kadar yuvarlanan euro dolar, 103'lerin üstünü test eden dolar endeksi. Net nette bakıyorum Dow yılbaşından bu yana %9 düşmüş. Bunları çünkü devamında şeye bağlayacağım, kripto paralara bağlayacağım. Bunları ama önden söylemem lazım. Burada izleyicilerimiz senin uluslararası piyasa piyasalarla ilgili yorumlarına bayılıyor. O, yani bu yaptığımız bölümler çok değerli. Onu da söylemiş olayım bu sağ arada. Olsun, sağ olsunlar abi. Teveccühleri. Abi S&P sadece Cuma günü %4 düştü. Nasdaq aynı şekilde. Toplam bakıyorum %22 yılbaşından bu yana düşüş. Bu aylık düşüşte %13. Neden önemli? Çünkü aynısını ancak 2008 yılında görmüştü Nasdaq. Abi ne oluyor da neyi fiyatlıyoruz? 2008'de kriz yılı. 2008 tabii kriz yılında bunu fiyatlamıştı Nasdaq. Asya'da bakıyoruz çok farklı değil. Hang Seng %10 düşmüş yılbaşından bu yana. DAX %11, Eurostoxx zaten Avrupa yine %10-%13'ler arasında falan değişiyor. Bitcoin de bu arada %16, Ethereum da %23-%24 düşmüş durumda yılbaşından bu yana. Bayağı riskli varlıklar gibi hareket etmeye devam ediyor kripto paralar. Dönüp Nasdaq'la olan korelasyonlarına baktım. Şimdi 2013 tabii hani aslında Bitcoin'in ana gazının bastığı yıl. O tarihte itibaren bakıyorum aslında bir korele yok, korelasyon yoktu. Ne zamana kadar? 2020'nin ilk çeyreğine kadar bir korelasyon yoktu. 2020'nin ilk çeyreğinde işte bu pandemi hikayesinden sonra likiditeyle birlikte, basılan parayla, artan Merkez Bankası bilançolarıyla birlikte de para bir yere akmak istedi. Aktığı yerlerden bir tanesi elbette finansal varlıklar ki Nasdaq teknoloji hisseleri. Neden evde oturduk, bir şeyler sipariş ettik falan, bin kere konuştuk bunları. Diğer tarafı da şey, kripto paralar. Böyle olduğu zaman da insanlar aldıkları o 1200 dolarlık çeklerle bile gidip Bitcoin aldı veya Bitcoin diyorum ama Bitcoin değilse hepsini aldılar işte. Bir ara çıktı Elon Musk konuştu, Doge aldılar, konuştu Shiba aldılar, Robinhood gitti bir şey söyledi başka bir şey aldılar falan filan. Finalde ama yüksek korelasyon var ve hatta şöyle ki 2020 Mart'ından itibaren görünümde birkaç kez geriliyor. 0.30-0.20'lere falan geriliyor. O zamanlar zaten seninle konuştuğumuz işte ondan çık altına gir, altından çık buna gir. Ama net nette 0.50'nin üstünde, hatta şu an 0.70'lere yakın korele bir üründen bahsediyoruz. Ben bunu biraz da pandemi var kenarda cepte. Diğer taraftan artan adaptasyon ve finansal, konvansiyonel finansal piyasalardaki entegrasyonla da ilintili buluyorum. Çünkü siz bunu her ne kadar Goldman'ın bir türevi, işte Fidelity'nin bir şeyi, GP'nin bilmem nesine bağlarsanız, onlar bağlarsa yani, gidip Metaverse'ten arsa alırlarsa, oraya kaçak konu dikerlerse falan. Sonuçta finalde aslında Goldman'ın da bir kolunun olduğu hale geliyor. Şu an tam birebir entegrasyon yok biliyoruz. Ama oraya doğru gidiyor. Dolayısıyla da onlar gibi de trade ediliyor. Neden bunu söylüyorum? Bunlar oluyorken biliyorsun PayPal çıkıp dedi ki biz kripto para ticaretine izin verdik. Okey dendi önce. eBay sonra bir şeyler de dedi. Sonra diğer taraftan da dediler ki Tesla'nın içerisinde biz artık menkul kıymet gibi Bitcoin alacağız ve balance sheet'te bilançomuzda bunu tutacağız dedi Elon Musk. Neden? Şimdi Bitcoin'e, kripto paralara
expose bir risk ortaya çıktı. Öyle olduğu için de Bitcoin düş, Tesla düş, Bitcoin çık, Tesla çık. Nasdaq da bayağı koreli bu iş. Evet, diğer riskli varlıklar da koreli. Nasdaq da biraz daha tek hisseleri olduğu için hani evde oturuyorum trader'ım, evde oturuyorum pizza sipariş ediyorum. Ben çok farklı görmüyor aslında yani. Bitcoin neden düşüyor? Çünkü genel olarak riskli varlıklar tarafında bir satış baskısı hala var. Kara bulut hala var. Onun da işte ortadan kalkması veya nereye gideceği, sesin dağılıp dağılmayacağını anlamak için de 3-4 Mayıs'ı bekliyoruz. Yani. Evet. Sorulardan birisi aslında Bitcoin niye düşüyor değil. Bitcoin buradan alınır mı hikayesi biliyor musun? Bana gelen sorular en azından bu yön. Bitcoin buralardan alınır mı? Bitcoin buralardan alınır. Ama burada nasıl baktığınızda çok ilintili ve hangi vadede konuştuğumuzla ilgili ilintili. Yani şimdi biz bu yayını çekiyoruz. Saat şu an 1-2, hani tam saati vermeyeyim, 1-2 aralığında bir şey öğlen. Akşam 7'de bunu yayınlıyoruz. Biz Bitcoin buradan alınır dedik. 38.500 etrafında şu an Bitcoin. 38.000 ne düştü diyelim? $500 düştü. Abi sen alınır demiştin. Anladın mı? Hani bu çok hani hangi vadede, hangi risk profiliyle baktığımız önemli. Benim baktığım uzun vadeli pencerede bana buralar iskontolu yerler gibi geliyor. Seninle de hep son 3-4 aydır şeyi konuşuyorum. Bitcoin iskontolu geliyor ama daha iskontolu gelen ürünler var diyorum. O da mesela Ethereum. Ethereum için ilk yayınlar zamanında söylüyordum. Şimdi yine onlara yaklaştım. Çünkü Ethereum'un sorunları olsa da geçen yayında söylediğimiz gibi bazı risklerle ve tahditlerle, constraint'lerle karşılaşacağımızı bilsek de Ethereum 2.0 geçişi, POS'a doğru yürüyüş, bu MiCA'nın, Avrupa Birliği'nin zorlamalarını, şimdi Amerika'da Texas Lord Fort'ta Bitcoin mining'ine izin verilmiş, haberin vardır. Okey, var orada bu böyle işler ama daha fazla POS ürünleri, yani staking ile konsensus mekanizmalarının yürüdüğü ürünler, ki bir tanesi Ethereum olacak. Diğerleri işte Avax, Algos'u, Dotumot'u biliyoruz hani. O tarafa doğru giderken tünelin sonundaki ışığın Ethereum için daha parlak olduğunu düşünüyorum. Buradan 2-3 yıllık pencerede baktığımda da Ethereum vs. BTC paritesinin Ethereum lehine hareket etmesini bekliyorum. O yüzden de buralar bana Ethereum için iskontolu geliyor. Kripto paraların geneli içinde 1.5, 1.7, 1.8 trilyon dolarlık toplam market cap çok düşük. Neden çok düşük olduğunu şimdi birazdan söyleyeceğim. Türev ürünleri hep söyledik, burada anlattık. IMF'yi bir konuşalım istersen önce. IMF'yi konuşalım abi. Finansal istikrar raporu. Ne dedi abi bu adamlar? Burada genel olarak küreselde gördükleri riskleri ve faydaları ve rehberlik veriyor IMF'nin kendisi. Baktım şöyle ne düşünüyor bu adamlar diye. Tüm raporun dibine kadar da okumadım. Çok uzundu. Bir executive summary var yani, özet bir şey. Oradan baktım. 3-5 tane grafiğine baktım. Ne diyor bu abiler diye. Genel olarak diyorlar ki finansal kondisyonlar sıkılaşıyor. Hadi ya deyip raporu kapatırmış. Merkez bankalarının enflasyon ve pandemi sonrasındaki toparlanma trade-off arasına gidip geldiklerini söylüyor. Bunu zaten görüyoruz. Hem ECB'den hem şeyden. Fed'den görüyoruz. Çin'deki teknoloji hisselerindeki satış baskını tekrar büyüme kaygılarını beraberinde getirdiğini söylüyor. Çünkü orada bazen bir kapanma açılma oluyor. Takip ediyorsundur. Bu da bir satışa yol açıyor. Ve sonra da Ukrayna krizini bir vurguluyorlar. Onunla alakalı diyorlar ki ya biz daha önce öğrenmediğimiz bazı şeyleri öğrendik. Bazı şeyleri hatırladık. Çağırdık diyor geriden tekrar. Orta vadeli bazı yapısal sorunlarımız var diyor bizim. Dünya olarak. Birincisi enerji güvenliği diyor. İkincisi ödeme sistemlerindeki kırılganlık diyor. Üç, merkez bankaları dijital, ben bizim tarafı aldım daha fazla. Merkez bankaları dijital para birimleri tarafındaki oluşan kamp bundan bahsediyor. Karbon yoğun enerjiye olan bağımlılığın düşünmesi gerektiğini söylüyor. Enerjideki güvenlik açığıyla aslında ilintili bir başlık bu. Biz buradan bizi ilgilendiren kısmı alabiliriz. Orada stablecoin'lere bir atıf var. USDC ve USDT, yani Circle ve Tether'in işaret ettikleri 120 ila 180 milyar dolarlık bir market cap'e ulaştığını bu ürünlerin ve insanların emerging piyasada, gelişmekte olan piyasalarda Ukrayna krizinden sonra çok fazla koştur koştur bu ürünleri aldığını söylüyor IMF raporu. Bir de şerh düşüyor. Kripto paraların ve stablecoin'lerin transfer aracı olarak kullanılması yaptırımları sanctionların etrafından dolaşma aracı olabilir. Çok anregüle ortamlarda bu trade ediliyorsa eğer, bu bir süre sonra finansal istikrar riski doğurabilir diyor. Bu doğru. Benzerlerini biz burada da söyledik. Bunun için de işaret ettikleri şey fintech, hızlı büyüyen fintech ekosistemin ve fintech yatırımlarının aslında çok sağlıklı regüle edilmediğini söylüyor. Günün sonunda sence olumlu mu bu açıklamalar? Kripto açısından bakıldığı zaman. Olumsuz diyemem. Bunun rapora giriyor olması. Hadi abi regüle edin. Bakın böyle büyük bir market var. Regüle etmezseniz de böyle finansal riskler yaratır bu iş demesi. Sistemik riskler yaratır demesi IMF'nin pozitif. Yok saymıyor. ECB tarafında da benzer hamleler ve adımlar olduğunu görüyoruz. Oraya geleceğim ama şu son raporla alakalı bir cümle daha not etmişim, onu da söyleyeyim. Merkez bankalarının daha açık bir iletişim yöntemi
kullanmaları gerektiğini söylüyor. Bunun eğer bunu yapmazlarsa da oynaklığın artacağını, finansal marketlerdeki oynaklığın artacağını söylüyor. Bu da zaten normalde hep olan bir şeydir. Yani mesela bizde de şu an 14'lerde faiz biliyorsun. 60'larda bir enflasyon var. 14.70-14.80'lerde bir kur var. Kredibilite, Merkez Bankası kredibilitesi maalesef yerlerde. CDS tavanda. CDS tavanda. Oradaki iletişim konusunda da artık kimse dinlemiyor yani. Yani Merkez Bankası maalesef kimse dinlemiyor. Bu yanlış diyor özetle yani. TCMB değil, Fed ve ECB. Bir oynaklık yaratabilir diyor bu iletişim. Normalizasyon sürecinin doğru yönetilmesi gerektiğini söylüyor. Benim şerhim burada. Bunu bir normalizasyon süreci olarak mı anlamak lazım? Şu an içinde bulunduğumuz şey. Yoksa yeni bir risk veya yeni bir krizin başlangıcı olarak mı okumak lazım? Burada ben biraz kafamda soru işareti var. Sana sorayım o zaman. Ben artık yavaş yavaş ikinci sene doğru yaklaşıyorum. Çünkü o şey enflasyon canavarının yani %8-%10'larda globalden bahsediyorum. %8-%10'lardaki enflasyon canavarının bir normalizasyonun ötesinde bir şey oldu artık bu. Kriz var, pandemi. Kriz sonrasında tıkanan hem kredi aktarım mekanizmaları var hem de likiditeye olan açlık var. Preemptive, önleyici bir şekilde merkez bankaları yağdırarak önüne geçmeye çalıştılar. Okey. İşler toparlanıyor. O zaman gazdan ayağımızı çekelim. Bu normalizasyon. Ama şu an bu değil gibi sanki. Yani öyle biraz okuyorum ben. Abi kanterin topuzu kaçtı. Enflasyon fazla. Demek ki bu pek de o hani transitory değil. Yani geçici değil. Yani halbuki başka bir şey olabilir. Biz bu başka bir problem var. Bununla mücadele etmeliyiz gibi. IMF de tabii bunu biliyor. Dolayısıyla IMF'nin raporu fotoğraf çekmesi anlamında pozitif. Herkesin merak ettiği bir şey sorayım sana. 3-4 Mayıs. Belki de en kritik Fed toplantılarından birisi olacak. Ne olursa ne olur. Piyasalar 75 bas puan fiyatlamıyor. Sıkılaşacağına dair de bayağı hemfikir olmuş durumda insanlar. 50 bas puanı fiyatlıyorlar. 50-50-50 gitmesine dair çok güçlü bir konsensus var markette, piyasada. Yoksa 50 gelmesinin de piyasaları bozmasını ben beklemiyorum. Hatta bir miktar riskli varlıklarda alım yönlü tepki vermesi verebileceğini de düşünüyorum. Yani oynaklık olur o gece ya da ertesi gün. Ama net nette büyük bir hani o acayip bir satış, bir sell-off olmaz yani. Toplantı sonrasındaki statement açıklaması ve gelen sorulara karşı verdiği yanıtlar ve o yanıtlardaki takındığı tavır önemli. Bu önemli bak. Duruş da önemli. Piyasa çünkü onu fiyatlar. İki önceki toplantıda, iki ya da üç önceki toplantıda bayağı korkak gibi görünüyordu. Çok güçlü bir Merkez Bankası Başkanı görmesi lazım piyasanın. Fed ve ECB'yi konuşuyoruz. Orada yani çok çok iyiler yani. Ama demek ki yani sözler ve sözlerin söyleniş şekli önemli. Sorulara verilecek cevaplar önemli olur. Merkez Bankası normalde böyle olması lazım. Yani siz adamın kaşından bile hani korkuyor olmanız lazım ya da bir şey okuyor olmanız lazım falan filan. Şimdi son 4-5 toplantıyı hiç kimse izlemiyor yani. Biz de izlemiyoruz. Ne yazık ki öyle. Hazır bu merkez bankalarından konuşurken ECB'nin birkaç tane açıklaması vardı. Geçtiğimiz hafta ECB'den bir tanesi. İyi de artık iyidir. Yok iyi değil. François Villeroy diye bir beyefendi. Diğeri de Fabio Panetta diye bir beyefendi. Bir tanesi vahşi batı olarak tanımlıyor kripto paraları. Fabio Panetta da buyurmuşlar. Diyorlar ki 2008 türev kriziyle benzeşiyor diyor şu anki hype'ın, kripto para hype'ının diyor ve bunun da şu anda dünyanın son ihtiyacı olan şey olduğunu söylüyor. Bu şöyle, dünyanın en son buna ihtiyacı olduğu cümlesi evet doğru. Kripto paraların ya da Bitcoin özelinin 2008 türev kriziyle benzetmek pek yerinde olmamış. Kibarca öyle söyleyeyim. Doğru bir davranış değil. Doğru bir davranış değil. Tasvip etmiyoruz bunu. Bunu toplum içinde yapmasın lütfen. Pek doğru bir davranış olmamış. Evet. Çünkü 2008 türev krizinde yani hani artık şey yani ilkokul çocuğu biliyor. Ekonomi 101 yani o. Türevin türevi çünkü. Bilerek türev krizi diyorum. Ürün var. Ürünün türevi var. Yani o ürüne yazılmış bir ev var. Eve yazılmış bir mortgage var. Mortgage'a yazılmış sigorta var. Sigortanın sigortası var falan. Şimdi bu ürünlerde leverage'la, kaldıraçla, çoklar, kağıt, çöp olan ürünleri de siz satmaya, güzeller gibi satmaya çalışırsanız. O yüzden adı subprime mortgage crisis yani. Hani zaten kötü bir ürün satmaya çalışıyorsun. Sen bununla kripto paraları eş tutmaya çalışırsan o konuyu pek anlamadığını durumlarım ben. O yüzden şey yani türev krizde falan alakası yok. Vahşi batı konusundaki söylem de bu da kısmen okey. Neden kısmen okey? Şimdi adamlar merkez bankacılar. Hani çok da kötü de konuşmak da istemiyorum ama neden kısmen okey? Çünkü işte deregüle bir ortam. Orada şu cümle hoşuma gitti. Şimdi genel olarak ben burada şunu söyledim. Kripto paraları trade eden insanların konvansiyonel finans piyasalarıyla olan entegrasyonunun düşük olduğunu söyledim ilk yayından beri. Yani oradaki kesişim kümesi çok az. Çünkü neden? Yoldan bakın, çevirin 10 tane adamı. Sorun Dogecoin nedir deyin.
herkes en azından duymuştur. Kripto paralarla alakalı bir şeyler biliyordur. Madencilik diye sorun bilirler ama hisse senedi piyasasından bir şey sorun yüksek ihtimalle bilmezler. Türev piyasasından bir şey sorun bilmezler. Opsiyon varantı nedir duydunuz mu deyin. Opsiyonu belki duymuş olabilirler, varantı bilmezler falan. Şuna geleceğim. Kripto para ekosisteminde finansal okur yazarlıklı yüksek olan insanlar bölü tüm kripto para traderlarının oranı normal konvansiyonel piyasadakilerin göre çok düşük abi. Şimdi biraz buna vurguluyorlar. Bunu da haklı buluyorum çünkü bunu zaten biz de söylüyorduk. Bunu da etraftan da görüyorsun bu arada. Yani neden? Türkiye iyi bir örnek lan. Türkiye'den de görüyorsun. Bu arada da bu fintech yatırımlarının gittiği, bulaştığı 2-3 tane yer var. Bir tanesi kripto paralarda biz neyi konuşuyoruz? Blockchain'in yani blok zinciri teknolojisinin ve teyit mekanizmasının ve konsensusun devrimselliğini konuşuyoruz. Doğru değil mi? Bunun bir sonraki hamlesine nereye geçtik? DeFi'ye, Decentralized Finance'e geçtik. Layer 2 ürünlerini konuşmaya başladık. Staking konuşmaya başladık. Konvansiyonel finansal varlıkların replikasyonunu konuşmaya başladık. Yani siz gidip bankaya gidip bir collateral veriyorsunuz. Faiz alıyorsunuz bunun karşılığında. Bildiğimiz iş. Ama DeFi tarafında siz collateral'ı bırakıyorsunuz. Karşında borç alabiliyorsunuz ya da ürününüzü komple bırakıp staking business'a hizmet ediyorsunuz ve bir faiz kazanıyorsunuz bunun karşılığında. Hazır yeri gelmişken bunun birebir aynısını Goldman yapmış geçen hafta. Bitcoin backed loan dedikleri yani sizin bitcoin'inizi bırakıp karşılığında dolar aldığınız, o dolarla gidip ev aldığınız örnek veriyorum. Kredinizi kapattığınızda da karşında ne kadar bitcoin bıraktıysanız da bunu geri aldığınız bir yani bitcoin fiyatını kaçırmadığınız bir hikayeden bahsediyor. Bu konvansiyonel finansal marketlerle olan entegrasyonun bir örneği yeri geldiği için anlattım. Dönelim. Normal kripto para ekosisteminden bahsettik. DeFi'den bahsettik ve bu hali hazırda bizim bildiğimiz anlamdaki ikinci katmandaki teknolojik gelişmenin çıktığı bir üçüncü seviye vardı. İnsanlar blok zinciri teknolojileri nerede kullanabiliriz diye bakmaya başladılar. Nerede kullanabiliriz diye bakmaya başladıklarında bir tanesi IoT çıktı. Internet of Things. Yani artık eşyaları hani uzaktan arabayı çalıştırmaca. Şimdi mesela bunu normalde yapıyorsun tamam da. Şu an zaten yapıyoruz bunu. Abi, bunun için blockchain'e mi ihtiyaç var? Hayır yok ama o senin garajda kuran JP'nin hacklenmemeye ihtiyacı var. Bunu da blockchain'e yapabiliyorsun. Dolayısıyla iş o noktaya kadar giderken onlar şunu işaret ediyor. Diyor ki oyun teknolojisinin ve ekosisteminin finansla entegrasyonu konusunda endişeliyiz diyor. Gamification of financial assets. Gamification of finance dedikleri şey yani finansın oyunlaştırılması konusu benim de dikkatimi çekiyor. Ben de burada bir risk okuyorum. Çünkü neyle başladım bunu anlatmaya? Kripto paralardaki trade eden insanların ya da kripto para entüsiyastları diyelim buna. Yani kripto para fanları diyelim. Genel olarak entelektüel olarak finansal okuryazarlıkları maalesef tüm dünyadan bahsediyorum. Türkiye iyi bir örneklem bunun için. Çok yukarıda değil. Siz şimdi bu adama kalkıp kripto para bir Bitcoin ya da Ethereum'la alakalı düşecek çıkacak diye bir oyun verirseniz adamın yaptığı şey aslında bir bahistir. Dolayısıyla iş bu noktaya doğru giderse siz buradaki riskler konusunda yönetilebilir olmaktan çıkar. Siz bugün kripto para işlem platformları biz iCrypex'iz biliyorsunuz. Ben de iCrypex'in sahibiyim. Bizim gibi kripto para işlem platformlarını henüz regüle edemiyorken siz 3. 4. 5. katmandaki ürünler iyice regülasyondan uzak. Kötü demiyorum bu ama oradaki riskleri de okumaktan da vazgeçmiyorum çünkü orada risk var maalesef. ECB'deki bu Villarreal ve Panetta'nın aslında uzaktan Yellen'ın geçmişte söylediği, IMF'in kısmen vurguladığı şey biraz bu. Finansal varlıkların oyunlaştırılması konusu daha insanlık tarihinde ve biraz daha böyle pişmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Peki metrikler ne söylüyor abi? Abi metrikler bir tık zayıf ama oraya gelmeden başka şeyler söyleyeyim. Geçen hafta Merkezi Afrika Cumhuriyeti diye bir yer varmış abi. Ya varmış diyorum. Yani Togo kadar bile bilinmiyor yani. Bu adamlar da Bitcoin'i legal tender El Salvador gibi para birimi olarak kabul ettiler geçtiğimiz hafta. Bir tane almışlar mı piyasayı bozmak için? Pozitif haber. Oynaklığa sebep olmuş abi. Piyasada yüksek oynaklığa sebep olmuş. Bitcoin almışlar. Avrupa'da bu 21 shares vardı. Daha önce pozitif şeylerini duymuştuk. Söylüyordum da ben. Bunlar Byte3 ile birlikte bir wealth management şirketi, varlık yönetim şirketiyle birlikte bir altın ve kripto ETP'si çıkardılar. Exchange Traded Products'ı çıkardılar. Kendileri enflasyona karşı hedgeleyeceklerini düşündüler. Dünyanın en eski ürünü, en yeni ürünü birleştiriyoruz gibi. Fena da olmayan bir retorikleri var. Hoşuma gitti benim. Bir entegrasyonda Fidelity'den geldi. En güzeli en sona bıraktım. Fidelity çok büyük. Galiba 4 trilyon dolar falan emeklilik planlarında varlık var bu abilerin. Diyorlar ki artık yatırımcılarına 401k planlarındaki varlıklarından Bitcoin'e varlık
varlık aloke etmeye izin vereceğiz diyor Fidelity. Fidelity çok büyük. 401k ayrı büyük. Bir de zaten fon yönetim şirketi bunlar. Toplamda yaklaşık 23 bin tane şirketin benefit programs diyorlar. İşte onları yönetiyor bu adamlar. İlk emeklilik planı sağlayıcıları major. En büyük emeklilik planı sağlayıcılardan bir tanesi olarak da Bitcoin'e izin vermeleri konusunda da önce oldular. Buraya kadar her şey okey. Ama diyorlar ki virgül bu plan yatırımcıların %20'ye kadar toplam varlıkların %20'sine kadar varlık aloke etmelerine izin veriyor. Bayağı büyük geldi bu bana. Şimdi oradaki ben kırılımlara baktım. Yani 100 milyon dolar üstü kaç tane bu adamların yatırımcısı var? 1 milyon dolar üstü kaç tane? 100 bin 1 milyon dolar arası var. Fidelity'nin kendi sitesinde var bu. Fena oranlar değil. %20 de çok büyük bir oran. Geçtiğimiz haftada bu adamlar 21 Nisan'da bir Metaverse ETF'i çıkarttılar abi. Hani Bitcoin'e dair ETF olmuyordu? Bu öyle bir şey değil zaten. Bizde de var ya. Metaverse ETF'i de Metaverse şirketlerinden oluşan bir fon demek. 21 Nisan'da çıkarttılar. Mesela Fidelity'nin bu taraftaki attığı adımlar bence güzel, önemli ve anlamlı. Bu emeklilik planı tarafındaki hikaye güzel. O yüzden de çok küçük dedim. 1.7 2 trilyon dolarlık market cap. Çok ufak şu an. Abi şimdi on-chain activity'den biraz bahsedelim. Bir tık zayıf, hafif de karışık yani. Şimdi bakıyorum çok güçlü değil yani market sentimenti. Fonlama oranları iyice zayıflamış durumda. Hacim de düşük. Kripto kuanttan bakıyorum bunlara. Buyer-seller ratio gibi oranlar var. Onlara bakıyorum. Kısmen bir satış baskısı olduğunu söylemek mümkün. Bunun devamına dair de delalet var. Funding rate'leri geçiyorum. Açık kontratlar tarafında bir miktar düşüş var. Kaldıraç artmış genel olarak. Kaldıraçın artması normalde negatif, kısmen pozitif de okunabilir. Çünkü onun düşmesi yani kaldırıcın tekrar silinmesi yani likide olması pozisyonların rahatlama yaratır. Bu ama bir faz daha salınması anlamına gelebilir Bitcoin'in. Bizim en güçlü tutunduğumuz şeylerden bir tanesi exchange'lerden olan çıkıştı. Şu an 4 yılın en düşüğünde Bitcoin kripto para borsalarındaki varlıkların miktarı. Ama oradan son zamanlarda çıkanların, büyüklerin genel olarak aslında bir balina hareketleri, çok büyük hareketler olduğunu ve retail'ların exchange'lerde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. O çok doğru bir söylem olmayabilir. Gerçekleşmemiş kayıp zararlara baktığımızda tam bunun ortasında olduğunu görüyorum piyasanın, marketin. Minik bir yavru ayıyla karşılaşabiliriz. Bizi 34'lere 35'lere götürebilir. Cepte kalsın. Geçen yayında şey söylemiştim. Piyasa yatay gittikçe insanlar bunu pozitif okumasınlar ne olur. Çünkü yatay yükselemeyen piyasa düşer yani. Aynen bu cümleyi kurmuş. Evet, yükselemeyen piyasa düşer ve zayıflar da. Böyle zamanlarda eğer bir 34-35 bin denemesi olursa Bitcoin'in oraya gittiğinde Bitcoin almam, dönüp Bitcoin'den daha fazla düşen ne varsa onlar da yavaş yavaş toplamaya başlıyorum. Seçici olarak toplamaya başlayabilirim. Şirkette neler oluyor? ISO 27000'e bir lisansımızı aldık. Sertifika, özür dilerim, lisans değil, sertifikasını aldık. Uluslararası bu alanda tanınan en büyük lisans deyip duruyorum ya. Allah söyletiyor. Sertifika. ISO sertifikası. Bu arada Fidelity'ye bakarken onlar da bunu bayağı gururla bizde bu var diye açıklamışlar. Bir dakika dedim ya, biz niye bunu söylemiyoruz? Yayınladık da yani. Yeni tokenlar geliyor. Likidite bayağı arttı bizim tarafta da. Birkaç tane daha bu hafta bayram öncesinde listeleyecektik ama başka testler yaptık. iCrypex Twitter account'unu takip etsinler, hesabını takip etsinler. YouTube hesabımızı takip etsinler. Onlar her gün bir analiz oluyor. Yatırımcılar sağ olsunlar çok seviyorlar bu analizleri. Onların derlenmiş halini de canlı yayında sunuyoruz. iCrypex'i YouTube hesabında canlı yayında sunuyoruz. Hep canlı yayında devam eden bir analiz var. Mevcut analizleri tıkır 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 döndürüyoruz. Hafif bir müzik eşliğinde. 7.24 değil mi bu arada? 7.24. Tamam. Yatırımcılar sağ olsunlar. Analizleri o kadar çok beğeniyorlar ki cumartesi pazar da yapın diyorlar bize. Ama orada kısıtlı bir insan kaynağımız var. Dolayısıyla o çocuklar da tatil yapıyor yani arada. Orada bizi affetsinler ne olur. Hep aradıklarında ulaşabilecekleri bir ekibimiz var. Onu biliyorlar. Orada da o çocuklar da fikir yürütebilir. Ama Gökçe ve Atakan ve Turgut'un yaptığı analizler onlar hafta içi maalesef. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar iCrypex'in YouTube kanalını takip etmeyi ihmal etmeyin. 7.24 yayın var ama bu arada saat 10'da değil mi Gökçe'nin yayını? Sabah 10'da abi. Başka? Perşembe günü bir kez şey var. Ali Perşembe, Ali Hoca ile birlikte Serhat'ın bir yayını var. Bazen ben çıkıyorum, bazen Serhat çıkıyor. Serhat bizim hazine yönetmenimiz. Hı hı. Her hafta pazartesi günü sadece üyelerimize ücretsiz iCrypex model portföyü gönderiyoruz. Orada bana söylediğin şeyi
İşte orada görebilirler. Çok ben, değerli. Benden istediğin şeyi orada görebilirler. Orada alokasyon değişebilir. Şimdi ben mesela Ethereum Bitcoin'e göre daha hız kontrolü kaldı diyorum. Muhtemelen model portföye gidip onu orada alacak. Bu arada ona bir insan karar vermiyor. Tekrar söyleyeyim. Bir matematik karar veriyor. Markowitz modeli kullanıyor çocuklar orada. Tuğbaların yaptığı bir şey. Portföy sağ olsunlar. Tuğba, Roy ve Atakan isimlerini söyleyeyim. Sektörden de normal bankacılık ve menkul değerler tarafından da arkadaşlarımızdan, eski dostlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz bununla alakalı. Herkese iyi bayramlar diliyorum. İnşallah bayram ve yaz ayları hepimize esenlik getirir. Düşük enflasyon, bol likidite. İkisi aynı anda nasıl olacak bilmiyorum bu arada. Düşük enflasyon, bol likidite, yüksek satın alma gücü. Müthiş, müthiş. Makroekonomik dilekler. Düşük benzin fiyatları. Evet, bunları istiyoruz biz de. Bizim de dileklerimiz bu yönde. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. İyi pazarlar efendim. İyi pazarlar herkese. Bay bay.